Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dünya topraklarında Muhammedun Resulullah diyenlerdeniz. Elhamdülillah. Başımızda Muhammed aleyhisselam olan bir diniz. O dine iman ettik. Hissettiğimiz mutluluklar ve yaşayabileceğimiz sıkıntılar, korkularımız, emellerimiz, her şeyimiz Muhammedun Resulullah çizgisindedir. Bütün planlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız Muhammedun Resulullah çizgisinde kaldığı sürece kıymetlidir. Mümin olmak böyle bir şeydir. Müminler bu kimselerdir. Bu sebeple Kur'an'ımızda Rabbimiz Allah'ın peygamberinde sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için güzel bir örnektir. Kim Allah'ı arıyorsa, kimin ahiret derdi diye bir derdi varsa, ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah ve ahiret derdi olanlar için Resulullah üsvetun hasenetündür. Elbette sakalımız ona örneklenmesi gerekiyor. Elbette öğlen namazının farzını da sünnetini de Resulullah'a göre kılacağız. Aleyhissalatü vesselam. Elbette dişlerimizde misvakı bulunacak. Kulaklarımızda abdestteki meshi bulunacak. Elbette. Elbette. Neyi bize tavsiye buyurduysa, o bizim yegane hayat tarzımızdır. Bir mesele daha var. Dünya stratejilerinde de Resulullah üsvetün hasenetündür. ...23 yıllık nübüvvet hayatı da ondan önceki 40 yıllık insani hayatı da yetim doğuşundan evlenmesine, akrabalarıyla ilişkilerine, ticaretine, çobanlığına varıncaya kadar usvetun hasenetun Resulullah'tır o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeği sağ elle yerken, lokmalarımız ağzımıza sağ elimizle götürülürken usvetun hasenetun Resulullah'tır. Güzel örnek odur. İnsanlıkla ilgili gayretlerimiz, Müslümanlıkla ilgili mücadelemizde de o Resulullah'tır yine. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar sağ ellerini güçlü yaparken sol kollarının kaslarını zayıflatıyorlar mı? İnsan sağ ayağım önemli, sol ayağım kopsa da olur diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünnetiyle hayatı içerisindeki bize örnek olan herhangi bir davranışı, hayatından herhangi bir kesit bu şekilde
tıpkı sağ elimizde sol elimizi farklı görmediğimiz gibi, Peygamber aleyhisselam efendimizin herhangi bir sünnetiyle hayat mücadelesi, şeriatını yerleştirme mücadelesindeki herhangi bir ekseni de, kesiti de farklı göremeyiz. Görürsek tıkanırız. Bir yerde lastiğin biri çamura battı, öbürü havada durdu ama iki teker üzerine giden bir araç, bir tekeri çamura batınca gitmediği gibi, bizim bugün yaşadığımız mücadele de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i usvetun hasenetun, güzel örnek derken, sakalında, sağ elle yemek yemesinde görüyoruz da, Uhud'da ne yaptı? Bedir'de ne yaptı? Medine'yi nasıl devlet toplumu haline getirdi? Orada örnek görmüyorsak, bir teker sürekli çamurda kalacaktır. O tekerden dolayı da aracımız yol kat etmeyecektir. Bugün özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin usvetun hasenetun, güzel örnek, orijinal demek güzel. Çirkin örneği olmaz müminin zaten. Orijinal örnek Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diye bir derdi olanlar için, ahiret umanlar için, usvetun hasenetun, orijinal örnek odur. Bu orijinal örnek, özellikle de, Kur'an'ımızın öne çıkardığı konularda, çok daha da önemlidir. Eğer, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mesela Bedir gazvesini, Uhud gazvesini, Hendek gazvesini, özellikle Kur'an'ımız ayet ayet önümüze koyuyorsa, çok net bir şekilde, hiç tereddüt etmeden deriz ki, Allah öğlen namazını kılmamızda bize usvetun hasenetun diye peygamberi gönderdiği gibi aleyhissalatü vesselam Uhud sahnelerini de önümüze hayat tarzında ders olsun diye koyuyor. Burası İstanbul, Kayseri, Sivas, Münih, Moskova, Çin. Ama ben Müslümanım. Burası neresi olursa olsun. Ben Müslümanım, müminim ve karşımda mümin olmayanlar var. İblis hala o iblistir. Münafıkları Uhud'dan geri çevirmek için kandıran iblis hala o iblistir. Ben o gün Resulullah'a can feda eden aleyhissalatü vesselam, ashabın imanına talip birisiyim. İblis o iblis, iman o imandır. Binaenaleyh Uhud, hicretin 3. senesinde Medine'nin yakınlarında, Mekke'den gelmiş müşriklerle yapılmış bir savaşın adı değildir. İmanla şirkin savaşının adıdır. İman ve şirk, dünya hayatında var oldukça her yer Uhud dağıdır. Herkes Talha bin Ubeydullah'tır. Herkes oradaki müşriklerden biridir. Adaydır yani. Bunun için şuna istiğfar etmemiz gerekir. Uhud'da kaç kişi şehit olmuştu? Hamza'nın ciğeri nasıl parçalanmıştı? Mus'ab'la filan sahabi nasıl gayret göstermişlerdi diye. Bizim duygusallığımızı öne çıkarıp ibret boyutumuzu erteleyen siret bilgilerinden istiğfar etmemiz lazım.
Allahu Teala Uhud meydanında kıyamete kadar bize ders olacak sahneleri Kur'an'ında bize anlatırken, biz çocuklarımızın çizgi film izleyecekleri konu olarak bunu algılarsak, Uhud ders olmaz. Tarihten bir roman konusu olur. Bundan da biz kaybederiz. Kıyamete kadar bizde cihat ve iman aşısı olarak kalması gereken Uhud, bir avuntu, aslı yıpratan gölge gibi kalır. Bugün Uhud kelimesinin ne kadar teyakkuzda bir iman ehli olmamız gerektiğine dair Kur'an tarafından önümüze ders olarak konduğu halde, bugün biz onu adeta tarihimizin hazin sayfalarından bir sayfa gibi kilitleyip bırakmamız bize yazık etmiştir. Uhud'da kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Bugün yeni Uhud'lar bu yüzden ortaya çıkıyor. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek çenesi yaralanmıştı. Bugün sünneti yaralanıyor. O gün münafıklar papucun pahalı olduğunu görünce kaçtılar. Bugün bıraktık gittik diyen yok ama insanlar çocuklarını Kur'an ehli yapmakta tereddüt ediyorlar, gelecek pahalı diye. Veya filan ekolün etkisinde kalıp İslam'ı köşesinde, camisinde mahzun bırakıyorlar. Veya şirk, küfür, tuğyan İslam'ı Suriye'sinde, Şam'ında, Irak'ında, Pakistan'ında, İstanbul'unda garip hale getirmeye çalışırken, Allah'ın emaneti olan ümmeti Muhammed'in mukaddesatına sahip çıkacak müminler kendi hanelerinde kendi kasalarını doldurmakla meşgul oluyorlar. Din garip kalıyor. Bu sebeple bu zamanın müminleri olarak öğlen namazını maazallah toplumumuz unutursa ne yaparız diye endişe ettiğimiz gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud gününün de bugün ders olarak unutuluyor olmasından endişe etmemiz gerekiyor. Uhud'u ders olmaktan çıkarmış kitleler, Hamza'yı her sünnet yaralandığında önünde görmek basireti ile yaşayamayanlar, kurduğu devletin 3. yıl dönümünü görmeden onlarca kere şehit olacak şekilde küfrün üzerine aldıran, saldıran, Mus'ab'ı tefekkür edemeyenler ne İslam'ın izzetini hissedebilirler ne de Allah'a hakkıyla itimat edebilirler. Bu sebeple biz Uhud dersi diye bir ders bilmemiz lazım. Tıpkı abdest dersi diye bir ders bilip abdest almayı öğrendiğimiz gibi. Nasıl Fil suresinden Allah'ın kudretinin ne olduğunu anlayıp hiçbir zaman Allah mağlup olmaz, şirk ve küfürdür mağlup olacak olan, batılın kaderi zelil olmaktır diye bir ders çıkarıyorsak, Fil suresinden, aynı şekilde Uhud'dan da Allah
İman ettim diyenleri er geç sınar. Bu sınama da yer yer pahalı faturalar getirebilir. Bu pahalı faturalara hazırlıklı yakalanmayanlar bırakıp gidebilirler. Bocalayıp kalabilirler. Peygamberin ayağına bağ olabilirler. Ama imanı güçlüler, Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak öldürüldü diye şaya çıksa bile, öldürüldü. Din Allah'ın diniydi. Eğer Muhammed Aleyhisselam öldürüldüyse, bana da o zaman öldüğü dava uğruna ölmek düşer. Diyen, yiğit kulları da olur Allah'ın. Uhud, bir savaşın adı olmaktan çok, bir sınav adıdır. O dağ, pek çok büyük laf yapanların, çarpıp düştüğü dağdır. Yüzlerce münafık, koca koca sakızlar çiğnedikleri halde ağızlarında, Uhud dağına çarptılar, tuzağa düşen, kuşlar gibi tuzağa düştüler. Nice kulları da Allah'ın, yüzlerce kulu da, Uhud'u arşa yükselme üssü olarak kullandılar. Münafıklar çarptı, yere düştü, ashabın yiğitleri de Uhud'u kanatlandıkları yer olarak kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Bu sebeple bugün Kur'an-ı Kerim'den Uhud'la ilgili dersler çıkarmaya mecburuz. Uhud'u anladığımız zaman ağır zannettiğimiz pek çok olay bizim için hafifleyecektir. Uhud'da bocaladığımız sürece de bu çamurda badanaj yapmaya devam edeceğiz demektir. Bunun için kardeşlerim, kısaca Uhud sahnesini yeniden tasavvur ederek Kur'an-ı Azimuşşan'dan Ali İmran suresinden Uhud'u Allah-u Teala'nın nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Bildiğiniz gibi hicretin ikinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kaldıkları Mekkeli müşriklerden intikam almak için kervanlarıyla Medine yakınlarından geçen Mekke konvoyuna saldırıp Mekke'de bıraktıkları mallarının muadilini müşriklerden almayı düşündüler. Enfal suresinde Rabbimiz, siz böyle güzel plan yapıyordunuz ama Allah'ın planı bu değildi buyuruyor. Siz kolay bir şekilde bu işi halledecektiniz. Allah öyle planlamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin konvoyunu basıp, Mekke'de el konmuş mallarına karşılık, 300 sahabiyle gittikleri bir yolculukta, develerin üzerinde kumaşlar ne bulurlarsa alacaklardı. Ticari bir konvoydu çünkü. Müşrikler bunu önceden sezdiler. Kervanı kaçırdılar. Onun yerine 1000 kişilik bir ordu gönderdiler. Bedir 150 kilometreye kadar yakın bir yerdir Mekke, Medine'ye. Müşrikler orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıktılar. Doğru dürüst bir savaş hazırlığı olmadan ashab-ı kiram karşısında hazırlıklı bir müşrik ordusu buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişelendi. Endişesini duasından bile anlıyoruz. Ne buyurdu duasında? Allah'ım, bugün sana iman eden bu kulların burada mağlup olurlarsa, ölürlerse,
Sana secde eden kul olmaz bu dünyada bir daha. Son İslam çekirdeği, insanlığın son iman umudu orada ölüp gidebilir diye korktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah lütfetti. Binlerce melek insan suretinde geldiler. Müşriklerle savaşıldı. Müşrikler fena bir şamar yediler. Hatta Ebu Cehil gibi büyük boğa tiplileri de, damızlıkları da orada perişan olup gittiler. Müşrikler bir Ramazan günü gerçekleşen bu Bedir cihadına karşı çok fazla üzüldüler. Efendimiz'e düello teklif ettiler. Bir dahaki yıl bunun intikamında buluşalım dediler. Ve ertesi sene, tam bir sene sonra, Şevval ayında, yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra, müşrikler kalabalık bir orduyla, 3000 kişiye yakın bir orduyla Medine'ye yaklaştılar. Çok yakın bir mesafede, Uhud Dağı eteğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları karşıladı. Meşhur Uhud Savaşı'nın özellikle bilinmesi gereken boyutu budur. Uhud, Bedir'in intikamıdır. Bedir, ashab-ı kiramın meleklerin yardımıyla kazandığı bir savaştı. Uhud'da ise, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onca tembihine rağmen bazı aykırılıklar hasıl oldu. Evvela Uhud'a gitmeyelim. Medine içinde bunları perişan ederiz dedi Efendimiz. Buna aşırı yanlış, hatalı demeyelim de, ashab-ı kiramın gençleri Bedir'de zaten melekler gelip müşrikleri temizliyor. Biz de o aynı imanla geldik. Bize de melekler yardım eder diye zannederek, gidelim meydanda görelim hesaplarını ya Resulallah dediler. Halbuki zafer de olsa, mağlubiyet de olsa, peygamberin sözüne itaat etmek de asıl kazanç. Bunu anlamakta genç sahabiler geciktiler. Efendimiz de onların gönlünü kırmadı. Peki dedi. Ve bildiğiniz gibi oradaki bir görevlendirme konusunda da ashab-ı kiramın aceleci davranması, bir kısmının aceleci davranması esasen kazanılmış bir savaşı mağlubiyete dönüştü. Uhud mağlubiyet, %100 mağlubiyet değildir. Öğleye kadar, sabah başlamış olan savaş, öğleye kadar ashab-ı kiramın galibiyetiyle sürdü. Ashab-ı kiram rahat bir nefes aldılar. Müşrikler toparlanıp kaçmaya başlamışlardı. O arada nöbetçiler, hassas, kritik, stratejik noktaları bekleyen nöbetçiler, elhamdülillah deyip silah bıraktılar diyelim. Bu müşriklerin dikkatini çekti. Çok kritik noktalardan orduyu önden ve arkadan, İslam ordusunu önden ve arkadan kuşatıp, öğleye kadar galibiyetle süren savaşı, çok kötü bir şekilde Hamza'nın, Mus'ab'ın radıyallahu anhum cemiyan 70'e yakın sahabinin şehadetiyle sonuçlanacak ağır bir zayiata dönüştürdüler. Esasen Uhud mağlubiyet değildir. Yani savaş stratejisi itibariyle onlar Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i öldürmek istiyorlardı. Ashabı kökten kurutmak istiyorlardı. Bunu başaramadılar. Dolayısıyla onlar gayelerine ulaşamadılar. Ama kazanılmış bir savaş, kazanılamamışa dönünce, bu bir mahzuniyet konusu oldu. Şehitler, bilhassa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının şehidi, çok şehit olması, çok ağır bir fatura oldu. Mus'ab, çok ağır bir fatura oldu. Uhud'da. Allah şehadetlerini kabul buyursun ki buyurdu da, bu esnada ikindiye doğru savaş
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yaralandığı, pek çok sahabinin, yüzlerce sahabinin yara aldığı, kanının aktığı bir tarafa meyletmiş oldu. Bu pozisyonu gören münafıklar, kalbinde hastalık olanlar, ta baştan beri ne işimiz var burada diyenler kaçıp gittiler. Yüzüstü bıraktılar. Bir kısmı, hani bizim romanlardaki ifadeyle ellerini şakaklarına koyup ne oluyor yahu diye tereddüt ettiler. Çünkü Uhud'dan bir sene sonra böyle bir imtihana hazır değildiler. Tıpkı İstanbul'un fethinden sonra mağlubiyeti alnında leke olarak ya da kaderinde yazgı olarak düşünemeyenler gibi. Burada ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tam anlamıyla destanlar yazdılar. Bir destan değil, destanlar yazdılar. Destanın içinde destanlar yazdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara şahit oldu. Hatta ashabın kadınları bile Medine'deydiler. Bu kötü haberi duydular. Koşarak gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler. Meşhur Nesibe anamız, Allah ondan razı olsun, Efendimiz buyuruyor ki Uhud'da nereye dönsem Nesibe'yi birisine kılıç sallarken gördüm diyor. Yaşlı bir kadın. Kadınlar bile, çünkü müşrikler orada bir şamar yemezlerse Medine'yi çiğneyerek geri gideceklerdi. Çok pahalı. Belki bugün maazallah İslam'ın adından söz etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacaktı ortaya. Bu durumu Kur'an'ımız farklı ayetlerde değerlendirdi. Bu ayetlerden bir tanesi Ali İmran suresinin 144. ayetidir. Burada bu 144. ayeti bugün camilerde namaz kılan bir hoca efendinin, bir liderin, bir vakıf başkanının emrinde İslam derdi diye bir derdin peşinde koşanlar, bir hoca efendinin talebesi olanlar, hepimiz bu ayet Kur'an ayetidir diye buna bir sayfa açmak zorundayız. Kur'an'ın o gün inen ayetleri tedavülden kalktı mı bugün bazısı? Bazı ayetler bugün yok diyebilir miyiz? Hangi ayeti Kur'an'ın namazda okunmuyor? Hangi ayeti Kur'an-ı Kerim'de parantez içi ayettir? Gündem dışıdır. Haşa. Kur'an olduğu gibi Kur'an'dır. Olduğu gibi Kur'an olduğuna göre, 144. ayeti Ali İmran suresinin, bütün La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah diyenlerin ayetidir. Bu şekilde, tasavvur etmediğimiz sürece, elimizdeki Kur'an'a rağmen izzetimizi hissedemeyiz. Bile bile kendimizi zillete mahkum ederiz. Ayeti dikkatlice dinlediğimizde ayet bu dinin liderlerinin değil kendisinin kutsal olduğunu gösteriyor. Bunu not edelim. Çünkü bu ayetin inme nedeni, ashab-ı kiram, başta Talha radıyallahu anh olmak üzere, Efendimiz'i bir kayanın arkasına gizlediler. Çünkü müşrikler yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Efendimiz yaralanır diye korktular. Onu bir kayanın arkasına gizlediler. Mağara gibi bir şeyin içine gizlediler. Kendileri de etten siper oldular orada. Gelen oklar onların göğüslerine ve bedenlerine temas etti. Efendimiz'i korudular.
O arada müşrikler çok merak ettiler. Yahu bu Muhammed öldüyse boşuna uğraşmayalım burada. Uyduruk bir şekilde slogan attı birisi. Müjde, Muhammed'i öldürdüm dedi. Şimdi Ömer radıyallahu anh bu cümleyi duydu. Ya Resulallah bunlara bir bağırayım dedi. Buradasın sen. Fakat ashab dediler ki ne yapıyorsun? Bırak adamlar öyle zannetsin, kurtulalım. Yerimizi ifşa etme. Efendimizin nerede olduğunu göstermiş. Yani işte dağda gizleniyor. Onlar bütün dağda arıyorlar. Yok öldürmedi, burada gelin bakın diyecek hal olurdu eğer uyarsalardı. Bir iki bekledi müşrikler. Muhammed yaşıyor diye aleyhissalatü vesselam. Bir slogan atılmayınca helal bize, kutlu olsun hepimize diye diye nara atıp gittiler. Dağın eteğine indiler bu sefer. Böylece müşrikler Muhammed aleyhisselamı öldürdük diye inandılar. Onlar sürekli Muhammed öldü, Muhammed öldü diye bağırıyorlar. Ashab-ı kiramın da 700 kişiler, münafıklar kaçtı gitti, 700 kişi kaldılar. Ashab-ı kiram da koca bir dağ, kimisi o köşesinde, kimisi bu köşesinde, 5-10 sahabi Efendimiz'i gizlemişler, önünde siper olmuşlar kendi bedenleriyle. Demiyorlar ki arkadaşlarına, diyemiyorlar ki, burada peygamber, merak etmeyin. Herkes susuyor. Herkes birbirine bakıyor. Hiç kimse, yok canım peygamber öldü, ölmedi diyemiyor. Şaya oradan bağırıp duruyor. Böylece ashab-ı kiram da öldü diye düşündüler. Meğer Allah, sahabi kendisi de tarif ediyor, biz imanımızı büyük zannederdik diyor. O gün anladık ki bizim daha çok işimiz varmış. O gün Enes İbni Dumdum radıyallahu anh, işte birkaç sahabi, öldüyse öldü. Din Allah'ın dini. Ben de peygamberimin öldüğü yolda ölürüm diye kalktı, devam etti. Cihada gitti. Parçası bile bulunmadı bir daha. Müşriklerin üzerine yürüdükleri için. Bu sahneyi Allah 144. ayetinde Ali İmran suresinin tasvir ederken bakın ayet nasıl başlıyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece bir peygamberdi. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de peygamberler gelmişti. اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ كُتِلَ Ölse veya öldürülse, inkalabtum ala a'kabikum, siz geri mi döneceksiniz? Ve men yenkalib ala akibeyhi, kim geri dönerse peygamber öldürüldü diye, felen yadurrallâhe şey'e, Allah'a bir zarar veremez. Ve seyedzillâhu şâkirîn, ama Allah kıymet bilenlerin karşılığını verir. Ayet çok açık. Ne zaman inmiş ayet? Muhammed öldürüldü sözüne ashab-ı kiramın cevap vermemesiyle oluşan acaba öldürüldü mü endişesine karşı inmiş ayet bu. Burada çok net bir şekilde anlaşılıyor ki, ayet, Muhammed öldürülmedi diye başlamıyor. Bugüne ders olması için, Muhammed sadece bir peygamberdir, din değildir. Dinin kendisi değil. Allah'ın peygamberi o. Din Allah'ın dini. Nitekim Enes İbn, Enes ne nasıl yorumladı bunu? Kumu ve matu ma mate aleyhi Resulullah. Kalkın, öldüyse Resulullah öldüğü dava için biz de ölelim. Tam anlamış Resulullah'ın davasını aleyhissalatü vesselam. Bugün Müslümanlar olarak biz sembolize edilmesi gerektiği için dinimizi sembolize ettiğimiz kavramlar yerine
dinin kendisini esasen öne çıkarmamız gerektiğini, Mescid-i Aksa'nın binasının esir olmasından önce, Mescid-i Aksa'yı mescit yapan şeriatın esir olduğunu anlamamız gerekiyor. Yüreklerde bile esir düşmüş şeriat varken, Mescid-i Aksa'nın ne kurtulması mümkündür, ne de kurtulması önemlidir. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Resulüdür. Ondan önce de Resuller vardı. Öldü Muhammed diye bırakacak mısınız bu dini? Bu soru, Ali İmran suresinin 144. ayeti, bütün la ilahe illallah diyenler için geçerlidir. Davamız, davamızı temsil edenlerden daha önemlidir bile diyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onca azameti, mevkiinin ve kadrinin gözümüzdeki ölçülemez büyüklüğüne rağmen, imanımız böyle. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece Allah'ın bir peygamberidir. Deyiveriyor Kur'an. Şimdi, hocaların, başkanların, liderlerin, neredeyse, dinden daha değerli olabileceğinin düşünüleceği bir zamanda Uhud hezimeti nedenleriyle ve sonuçlarıyla daha iyi anlaşılıyor demektir. Hezimetimizin nedeni budur. Asıl çekirdek yerine çekirdekten büyümüş filizlerle uğraşıyoruz. Ağacın dallarından biri bile değil, dalın ucundaki 1400 sene sonra büyümüş bir filiz, köklerden daha değerli zannediliyor. İse, Uhud hala hezimet olarak devam ediyor demektir. Burada, bugün, İstiğfar etmemiz gereken, Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi yeniden anlamamız gereken bir hatayı düzeltmek istiyorum. En canlı örneğiyle Mescid-i Aksa, bir tuğlasına hayatlarımız feda olsun elbette. Ama sadece Mescid-i Aksa ile ilgileniyor görünüp, Mescid-i Aksa'ya o değeri biçen, şeriatımın halifesiyle beraber, bir asırdır topraklarımından sürgün edildiğini görmezden gelmek. Evlerimizin bari şeriatımıza teslim edilmesi diye bir planımız yokken, Mescid-i Aksa propagandaları, meleklerin amin dediği duaya dönüşmüyor. Dünyada ne olup bittiğini anlarken, Medine-i Münevvere'de ne olup bittiğini anlamamızı sağlayan, Ali İmran suresinin 144. ayetine bu nedenle temas ettik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağ omuzu üzerine yatardı. Dolayısıyla Müslümanın da sağ omuzu üzerine yatması usvetun hasenetun, orijinal örnek olduğu için o bize gerekir deriz, demeliyiz, diyeceğiz inşallah. Ama Medine, Resulullah'ın Medine'si aleyhissalatu vesselam, onun hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud günü, usvetun hasenetun dairesinin içinde kalıyor.
nasıl uyuduğunu, hurmayı nasıl dişleyip yediğini izlediğimiz gibi, Uhud'da ne oldu, niye olduğu da izlememiz gerekiyor. Ali İmran suresinin 152. ayeti bu sahneyi tasvir ediyor karşımızda. Ne olmuştu? Ya Resulullah öldüyse diye soru işaretleri olan enteresan bir tablo olmuştu. Bazı müminler öldüyse davası burada ya Resulullah'ın demişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Ne enteresan bir şey ya. Bugün biz bunu, o günleri Kur'an'dan, ashabın hatıralarından okuyup tatlı tatlı konuşuyoruz ama önünde Hamza'nın cesedi varken, aranıyor Resulullah yokken, çok zor bunu tasavvur etmek. Enes olmak lazım. Yüreği o Uhud dağı gibi imanla dolu olması lazım insanın. 152. ayet. Yine Ali İmran suresinin, Uhud'la ilgili ayetlerin Ali İmran suresinde olduğunu bilmemiz lazım. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Allah size verdiği sözünde durdu. اِذْتَحُسُّونَهُمْ بِاِذْنِهِ Siz müşrikleri nasıl ezip geçiyordunuz? Hatırlıyor musunuz? Çünkü Uhud'un ilk anlarında müşrikleri dağıttı ashab-ı kiram. Hatta izâ feşiltum ve tenâze'tum fil amr. İş böyleyken siz dağılıverdiniz. Tartışmaya başladınız. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Allah önünüze mal koyunca yan çizdiniz. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Sizden bir kısmınız dünyalık arzusu taşıyordu. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Ama bir kısmınız da sadece ahiret derdi taşıyordu. ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ Sonra Allah bu imtihanı böyle takdir buyurdu. Onları savdı gönderdi. Müşrikleri. 3 seansı var Uhud'un. İlk seans ashab-ı kiramın galibiyeti. İkinci seans müşriklerin saldırısı. Üçüncü seansta müşrikler gene kaçtılar. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Yine de Allah sizi affetti o gün. وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Çünkü Allah müminlere çok iyilik sahibidir. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ O gün sizi Allah affetti. Çünkü peygamberi yalnız bıraktınız. Bu 152. ayeti var ya, Ali İmran suresinin, savaşın içten görüntüsü, Uhud savaşının, gazvesinin içten görünüş şeklidir. Şimdi bakınız, ayette işaret edilmesi gereken 4 şey var. Münafıklar kaçtı gittiler. Geri kalanlar ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Oldu da, nereden biliyoruz Allah'ın onlardan razı olduğunu? وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ Sizi Allah affetti. Yeter, bitti. Ne yaparsa yapsın, Allah onları affetti. Şu anda biz affedilmiş insanları konuşuyoruz. Aflarının belgesi de, İbranameleri de, Ali İmran suresinin 152. ayeti. Hem hatalarını sayıyor Allah, hem de sizi affetti. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ
Birincisi, iz feşiltum. Dağıldınız. Dağılmayacaktınız. İlk heyecanı bozmayacaktınız. Siz müminsiniz. Namazın birinci rekatını sağlam kılıp ikinci rekatında uyuklar mı insan? Hayat olduğu gibi cihat. Bu cihadı öğleden sonra dağıtmayacaktınız. Bir. Yani süreklilik arz eden bir cihat anlayışınız olmalıydı. Ve tenazatum fil amr. Ve iş tartışma konusu oldu aranızda. Lideriniz var. Resulullah orada aleyhissalatü vesselam. Siz niye tartışıyorsunuz ki? Ne emredildiyse onu yapın. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Allah size çok canınızın çektiği malı gösterince yan çizdiniz. Malı görünce yan çizdiniz. İşte bugün Uhud dersi olarak 1, 2, 100, 1000, 5000 kere tefekkür etmemiz gereken Suriye'de ne oluyor? Afrika'da ne oluyor? Yemen'de ne oluyor? Doğu Türkistan'da ne oluyor sorusunun cevabıdır bu. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Size Allah hoşunuza giden şeyi yani malı gösterince yan çizdiniz. Mal yokken iyi gidiyordu. Mal gözünüze çarpınca ayaklar kaymaya başladı. Minkum men yuridu dünya. Bir kısmınızda dünya arzusu vardı. Onun için böyle oldu. Ve minkum men yuridu l-ahire. Elbette bir kısmınızda Enes gibilerde onlar da ahiret derdindeydiler. Burada sahabiden birisi o günü tasvir ederken çok müthiş bir şey söylüyor. Diyor ki Uhud'da Allah kalplerimizi avucumuza koydu. Bakın kalbinize dedi adeta. Biz de iman dolu zannediyorduk. Meğer kalbimizde hala mal sevgisi varmış. Bu mal sevgisi buyurduğu ne Allah'ın? Ganimetler. Çünkü müşrikler öğleye doğru perişan olup kaçma hamlesine başladılar. Savaşa gelen birisi o günkü teknoloji ve o günkü imkanlar açısından düşünün. İşte mesela bu savaşın bir ay süreceğini düşünüyor. Zaten gelirken bir haftalık yol kat ediyorlar. Yaklaşık bir hafta 10 günde geliyorlar. Yanında bir ay 2 ay sürerse bu savaş yiyeceği, içeceği, silahı, teçhizatı, pazarlık yapıp tazminat ödeyeceği zaman parası, altını, yani adamın serveti devesinin üstünde. 100 deve geliyor savaşa diyelim. 50'sinde insan var, 50'si de bu eşyaları taşıyor. Bunlar keyif süre süre zil çala çala develer geliyorlar. Fakat mağlup olduğun anlaşılınca eşya dolu develeri alıp kaçamazsın. Gerekiyorsa deveyi de bırakacaksın, yaya kaçacaksın. Mağlup olan onun için meydanda servet bırakar gider. Öğleye doğru müşrikler eyvah biz gene mağlup olduk. Bir sene önce Bedir'de mağlup olmuştuk. Şimdi bir daha mağlup olduk diye. Anlayınca o eşya dolu develerini bırakmaya, canlarını kurtarıp gitmeye hazırlandılar. Bunu görünce ashab-ı kiram, oh be, Bedir'den de çabuk oldu bu yahu dediler içlerinden. Bu melunların develerine el koyalım diye düşündüler. Siz, وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ Hoşunuza giden şeyi size gösterince Allah,
Müşrikler zayıf noktasını yakaladılar Müslümanların. Üstünde eşyalar dolu devenin peşine gidince nöbetçiler, onlar da Resulullah'ı arkadan kuşattılar. Aleyhissalatü vesselam. Tıpkı ne gibi? Bugün Müslümanlar, çocuğum mühendis olsun, kızım şöyle olsun bu olsun da, sonra tövbe ederiz diye düşününce, müşriklerin de Resulullah'ın Kur'an'ını, aleyhissalatü vesselam ve sünnetini arkadan kuşatıp, Müslümanları peygamberlerinden koparacak hamleyi yaptıkları gibi. Aynen bu hamlede yapılan, o gün yapılmıştı. Bu sahnede tartışma zaten aramızda var. Boşa çıkmış projelerimiz zaten ortada. Bunun için, biz bugün, Kur'an'ımızın usvetun hasenetun, orijinal örnek dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, suyu 3 yudumda içtiğini, dolayısıyla bunu örnek aldığımızı, bir Müslümanlık meselesi gördüğümüz kadar, hatta ve hatta, bütün ümmeti kuşatan bir örnek olması bakımından, Uhud'u ondan da daha önemli, stratejik bir örnek olarak görmek zorundayız. Allah size zafer tattırmıştı. Oğuz boyundan geldiniz. Göçebe hayat yaşıyordunuz. İslam'la şereflendiniz. Bütün kıtalar atlarınızın nalları altında inledi durdu 6 asır. Sonra elinizde ümmeti Muhammed'in hilafeti bir şeref olarak beklediği halde, alimleriyle, münevver takımıyla, ümmeti Muhammed'in prestijini taşıyan İstanbul'un, küfrün sinsi işgal altına girmek üzere olduğuna dikkat bile etmediniz. Derken Allah, 3 tane 5 tane basiretli mümin yetmediği için bu enerjide, karşı duruşta, Allah bu nimeti geri aldı. Ulema sadece terpuş değil, sarık sarmak gerekir mümine dediği için, hunharca ipe götürülüp şehit edilirken, çocuklara Atıf ismi verip, bari bu şehit yaşasın demeye bile cesaret edememiş bir toplum. Hala üzerinden 80 seneden fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, bu şehadetin asıl sırrını hala yakalayamamış bir toplum. Şubat tatilinde ailece umreye gitse ne olur, gitmese ne olur? Ümmetin umre hasretini 50 sene bağrına basıp Kabe hasretiyle yaşaması mümkündür. Kabe'ye bir şey olmaz. Ama ümmeti Muhammed'in her gün yaşanan Uhud facialarından ders çıkaramadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve şeriatının yok kabul edilmesine karşı pasif direniş bile gösteremeyen, bu hali asla 5 gün bile bahara basılıp idare edilebilecek bir şey değildir. Umresiz yaşarız. Gerekiyorsa 20 sene, Osmanlı padişahları gibi 30 sene hacca bile gidemeyebiliriz, erteleriz ümmetin vahdeti, ümmetin azameti bozulmasın diye. Ama Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam şeriatının muhasara altına alındığı bir dünyada, sessizliğimizi Allah'a anlatacak bir özür bulamayız. Bunun özrü olmaz çünkü. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
fi Resulillahi usvetun hasenetun. Sizde, sizin için Resulullah'ta güzel, orijinal bir örnek vardır. Allah diyorsanız, ahirete iman ediyorsanız, diyor Rabbimiz. Peki, bu örneği niye Uhud olarak da görmüyoruz? Görmeyelim. Niye aile siyaseti olarak da görmeyelim? Nasıl ekonomi politikalarında da Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam orijinal örnek olarak göremeyiz? Medine, Müslüman için ekonomi demektir. Medine, aile demektir. Yazıklar olsun Medine deyince sadece hurmayı hatırlayan beyinlere. İspanya'da bile yetişecek bir hurmayı Medine'nin sembolü mü yaparmışız biz? Medine'nin sembolü Allah'ın şeriatıdır. Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Bugün ümmeti Muhammed elbette çok çetin bir badireden geçiyor. Ama asla ve kat'a akıbet değildir bu. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ İşin akıbeti Allah'a aittir. Bu akıbet değildir. Ümmetin mevcut durumu son değildir, süreçtir. Bu bir süreçtir. Ve bu süreçte, sevgili genç kardeşlerim, bu süreçte, üç türlü mümin görecek Allah. Hiç çaresi yok. Uhud bu üç mümini görmek için oldu zaten. Bir, diplomasına, işine, aşına, eşine takılıp, kaytarıp kaçan müminler olacak. Allah onlara cahiliye kafalılar diyor. Yine Âl-i İmran suresinde. يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ Bu bir süreç olduğu halde, bunu süreç değil, akıbet olarak düşünen cahiliye kafalılar. Hala Ebu Cehil kafalılar, Lat ve Uzza zannettiler galip olacak olanı. Bir, Allah işine, aşına, eşine, gücüne takılıp kaytarıp gidenleri görecek. Bunlar büyük kitleler olabilir. Allah tektir, ehaddir. Ona iman eden de tek kalır, hiç zararı yok. İbrahim de tek başına bir ümmetti zaten. Aleyhisselam. İki, bir o yana gözü kayacak, bir bu yana gözü kayacak, acaba edecek, vay edecek, dua edecek, korkacak, titriyecek, ürperecek, endişeli bir nesil olacak. İkinci göreceği kitle de bunlardır Allah'ın. Üçüncüsü de وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ diye sesini arşa kadar yükseltecek. قُومُوا وَمَاتُوا مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ Kalkın, Resulullah'ın öldüğü dava uğruna biz de ölelim diyen Enesler de görecek Allah. Güzel kardeşlerim, bugüne kadarki hayatınız neydi? Bu üç kategoriden hangisiyle geçti? Bunun bir muhasebesini yapın. Yapalım. Yapmalıyız. Kaytarıp gidenlerden mi? Çaktırmadan. Bir o yana bir bu yana endişeden, stresten, psikolojik hastalıklara düşenlerden mi? Allah ölme diye asıldıysa iskilipli asıldı. Allah haşa asılmadı ya.
ben zaten Allah'a iman etmiştim diyebilecek kadrodan mı? Bu üç sınıftan birinden olacağız, çare yok. Ama önce şuna iman edeceğiz. Mevcut bütün gördüğümüz vahşete rağmen, mevcut durumumuz akıbet değildir, süreçtir. Çünkü Uhud da akıbet değildi. 23 yıl içinde bir günlük bir süreçti. Allah ezeli ve ebedidir. Allah için hiçbir şey sona yakın değildir ki, başa da yakın değildir ki. Peygamber aleyhisselam efendimizin 16. senesindeydi Uhud. Son 7. senesindeydi. Allah'ın kaçıncı senesindeydi haşa? Böyle bir şey denebilir mi? Takvim bizim için işliyor. Allah için. Dün, bugün, yarın yok ki. Allah'ın kulu için de olmaz. Ancak konum sıkıntısı olan, hala bu üç yerden hangi konumda olduğunu tespit edemeyen, bitmez tükenmez bir stresin içindedir. Belki de en rahatı kaytarıp gidenlerdir. Sonra nasıl olsa cenazeleri Müslümanların önüne geliyor, rahmetli ve merhum oluyorlar. Merhum oluyorlar. Hele Ramazan'da fitre de verdilerse, Allah. Enes, Allah ondan razı olsun. Kalkın. Öldüyse Resulullah, öldüğü dava için ölürüz biz de. Enes işte. Enes. Hepimiz konum belirleme ve konumumuzu ispat etmek durumundayız. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orijinal örneğimizdir. Bu orijinal örnekle ilgili hepimiz kendi imanımızı test edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.